Hey yavrum. Kimliğe bak, yemeğe bak şimdi. Bak. At bakalım. İçeride bir kapısını alayım, yandı. Hiç kımıldatmam. Dört çıkar, ben bu kapıyı alayım, sen bekçiyi çağır. At bakalım. Hadi kemik yavrum. Çok iyi de oyunu bilmiyorsun be. Sen bilmiyorsun, sen çok biliyorsun. Sen de oynadın kapasını sen beni. Aa, tamam, hadi bakalım. Hadi ya. Sıra benden, şunu şu kapıyı da aldım. Ne alır alır sen? Hadi koçum benim kemik, hadi yavrum benim. Selamün aleyküm, şeytanınız bol olsun. Aleyküm selam. Faizciyi duman ettim Mahmut, böyle gidersen onu da alacağım. hadi. Köylü yandı desene, ha? Ekim zamanı tohum parasını senden alacağız demek. Ben ha? De para gibi oğlum, siz aç karnınızı doyurun. Nişan ne zaman lan? Gelecek pazar abi. Ne yalan söyleyeyim, pırlanta gibi kız aldın oğlum. Pırlantayı aldık da nişan yapacak avluyu bulamıyoruz. Yo, hiç hallenme Mahmut. Kaç kere söyledim sana. Kira almadan avluyu vermem. Vermem arkadaş. Seninle bir iş yapalım mı balık adam? %15'ini peşin alırım. Allah gözünü doyursun lan şişko. Bir kere de faizsiz konuş be. Senin avluya bir beş yapalım mı? Mahmut'un nişanını orada yapacağız. Olur. Kaybedersen ne vereceksin? Şeytanın izniyle kaybetmez değil mi Mahmut kardeş? Sen öyle diyorsan öyledir abi. Hadi ulan kemik, yüzümü kara çıkarma. Hadi yavrum benim, hadi yavrum. Günün hayrola Arif baba. Sağ olasın Mahmut. Ömrüne bereket evladım. Dedim ki altın pahalanmadan alıvereyim dedim. Nasıl da pırıl pırıl yanıyorlar. Nazlı gelince müjdeyi vereyim. Çok sevinir herhalde. Gelince mi? Gelmedi mi daha? Yo. Ne? Mahmut gene mi evladım? Allah esirgesin baba. Yoksa gene mi? Nazlım. Geçmiş olsun. Bakın burası basit bir kasaba doktorluğu. Tıbbi imkanım yok. Bana sorarsanız tam teşekküllü bir hastanede tedavi ettirin. Maşallah.
başa çıkar inşallah. Oy maşallah maşallah, gel olursan inşallah. Oy maşallah maşallah, başa çıkar inşallah. Gün olsun bir olsun, bir olsun da bir olsun. Danısı bekarlara, amin demeye kül olsun. Danısı bekarlara, amin demeye kül olsun. Uy maşallah maşallah, gel ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, ben ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, gel ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, başa çıkar inşallah. Gün ola bir ola, bir ola da bir ola. Bir türkü bir nezimin patlasın sağa sola. Bir türkü bir nezimin patlasın sağa sola. Uy maşallah maşallah, gel ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, ben ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, gel ne olursan inşallah. Uy maşallah maşallah, başa çıkar inşallah. Nazlım, Nazlım, Nazlım. Nazlım, yavrum. Nazlım. İyileşecek mi doktor? Elimden geleni yapacağım oğlum. İstanbul'da kalacak yeriniz var mı? Kasabadaki doktor bir adres verdi. Kiralık oda bulurmuşuz. İsabet. Çünkü bütün tahlillerin, bütün tetkiklerin yapılabilmesi için nereden baksanız 1-2 hafta gerekli. Bekleyebilecek misiniz acaba oğlum? Evet doktor. Kasabayla hiçbir bağımız kalmadı. Buraya yerleşeceğiz. Bir iş bulup çalışacağız. İş bulma konusunda size yardımcı olabilirim. Bana Orjin deri ve kimya sanayini hemen bağla kızım. Evet evet, sahibiyle görüşmek istiyorum. O yoksa ablası da olabilir. Nişanlı olduğunuza göre ayrı odalarda kalacaksınız demek. Bu oda senin. Bu oda Mahmut kardeşi. Burası da kızımla benim oda. Kızınız mı? Öyle ya, söylemeyi unuttum. Senin gibi genç ve güzel bir kızım var benim. Ha işte o da geldi. Kızım Belkıs. Bunlar da yeni kiracılarımız Nazlı ve Mahmut. Oh.
Mahmut oğlum, ha? Uyuma. Ne duruyorsun oğlum? Hadi işine. Söğüt gölgesi mi burası? Bağışla usta abla. Nazlıma bakıyordum da. Nesine bakıyorsun? Merak etme, çalışıyor işte. Çalışıyor ya, maşallah. Onu fazla yorma olur mu ustam? Hasta biliyorsun. Merak etme. Hadi işinin başına. Nasıl geçti? Yoruldun mu? Yok, alıştım artık. 2 hafta doldu bugün. Evet, 2 hafta. Yarın hastane günü. Hastaneye gitmek istemiyorum Mahmud'um. Kara bir haber bizi kapıda bekliyormuş gibi korkuyorum. Bak, dinle Nazlı. Delilik etme boncuk göz. Koskoca hastanenin başhekimi bu. Her şey ondan soruluyor. Hiç kara haber verir mi? Günlerdir seni araştırıyor adam. Hadi dönün köyünüze diyecek. Başka ne diyecek? İster döneriz ister dönmeyiz. Kim karışır? Burada işimiz var. Ev bulduk. Bir de nikah kıydık mıydı? Tamam. Yine de aşağıda beklerim ben. Ne konuşacaksa seninle konuşsun başhekim. Bak artık iyisin. Çalışıyorsun, yürüyorsun. Korkun kalmasın Nazlım. Yüreğine aydınlıklar dolsun. Kara fikirlere salma kendini. Şimdi hiçbir şey düşünme ve mışıl mışıl uyu. Sonra görüşürüz. Mahmut. Ne işin var burada? Uykum kaçtı da konuşuruz diye düşündüm. Çık git buradan bacım. Benim seninle konuşacak ne lafım olur ki? Üstelik gecenin bu saatinde, bu odada. Beni beğenmiyor musun yoksa? O kuru, hastalıklı kızdan daha güzel değil mi? Ha? Söyle. Defol git buradan. Defol. Ne korkuyorsun oğlum? Ne korkuyorsunuz çocuklar diye bağırdı başhekim. Sizi bana gönderen doktor arkadaşım benim ne usta biri olduğumu söylemedi mi size?
diye sanki nara attı Nazlı. İnan ki öyle. Nazlı'nın nesi varmış diye söylendi. Hasta diyorlardı dedim. Onu diyenler demiş diye bağırdı. Nazlı'nın hiçbir şeyi yok. Bir yudumcuk zayıflığı vardı. Onu da ben iyi ettim dedi bana. İkiniz de gencecik şeylersiniz. Çalışıp para kazanıp evlenecek yerde boşa zaman harcıyorsunuz diye azarladı beni. Nazlı bu kalp ameliyatın olmazsa 3-5 ay sonra ölür. Allah esirgesin doktor. Bir çaresi yok mu? Var. Ama bu ameliyat sana neresinden baksan 3-5 milyona mal olur. Kolay gelsin. Seni pis hırsız. Sakın kaçayım deme. Çağır polis hanımefendi. Kimi istersen çağır. Yalan söyleyecek değilim. Hastam için alacaktım bu paraları. Çalışır öderim. Hep öyledir. Ya anan için ya da yurt dışında ameliyat olması gereken biri için çalarsınız hep. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Çabuk polise telefon edin. Hırsız var, kaçıyor. Kaçıyor. Çabuk polise haber ver. Buyurun, emrettiğiniz 10 milyon. Nereye gidiyorsun? Paydos zili çalmadan hiçbir yere çıkamazsın. Hadi geç yana. Buyurun memur beyler. Biri telefon etmiş. Bir hırsızlık olayı olmuş burada. Ben atölyede görevliyim. Yazıhaneye sorun. Yazıhaneye mi soracağız? Peki nereden gidiliyor yazıhaneye? Bilmem, içeri sorun memur bey. Bilmiyorum. Buyurun sorun buraya. Peki. Bugün daha iyisin değil mi? Senin yanında her zaman iyiyim ve çok mutluyum Mahmut.
Keşke işimizden kalmasaydık. Ustabaşı kızar mı dersin? Merak etme, izin aldım. Dünyanın işini biz mi bitireceğiz? Boşver, bugün de eğlenelim. Kim düşünce bu oğlum? Başka çaren yok mu? Yok Fatma teyze. Karnı doyan tüm insanlar dünyada sadece kendileri yaşıyor sanıyorlar. Oysa biz de varız bu pislik yerde. Bir karın tokluğuna küçücük bir sevgi için yaşamaya çalışan bizler de varız. Kızı böyle bir yola çıkarma evlat. Yolun sonunu bilmiyorsun. Hangimiz gittiğimiz yolun sonunu biliyoruz ki? Fatma Ana, düşün bir kere. Adam genç. Şunun şurasında birkaç ay önce evlenmiş. Karısı dünya güzeli. Devrilmiş sandalı, ölmüş. Bu adamın karısını deniz almış. Bu adamın karısını deniz almış. Şimdi iyi düşün. Bu adama deniz... En az karısı kadar güzel, en az karısı kadar melek yüzlü birini gönderse onu bağrına basmaz mı? Basar tabii. Deniz benden karımı aldı ama onun yerine başkasını gönderdi der. Bağrına basar ama... Aması ne? Deniz nasıl gönderecek bu zengin adama karısı kadar güzel bir kadını? Kimi gönderecek? Nazlı'yı gönderecek Fatma Hanım. Deniz bir kadın alıyor ondan, yerine bir başkasını gönderiyor. Düşün Fatma Ana, düşün. Sen olsan bağrına basmaz mısın Deniz'in gönderdiğini? İyi ama oğlum, Deniz nasıl gönderecek bu kızı? Adamın karısı sandalda ölmüşse, sandalla gönderecek Fatma Ana. Deniz ona sandalla bir melek gönderecek. İyi düşündün mü oğul? Zengin kapısına itini bağlasan bir daha yüzünü göremezsin. Nazlım yaşasın da yüzünü görmeyeyim, razı. Diyelim ki o zengin kapıya gönderdin kızı. Nazlı'nın yaşayacağını nereden biliyorsun? Bu adam milyarla konuşuyor Fatma Ana. Yurt içindeyse yurt içinde. Yahut da Avrupalarda ne yapar yapar... Tedavi ettirir Nazlım. İnşallah düşündüğün gibi olur oğlum. Bu yolculuğa çıkmamız gerek Nazlım. Doğrusu hiçbir şey anlamadım Mahmut. Gecenin bu saatinde nereye gideceğiz? Yolda konuşuruz. Neden geldik buraya? Bir şey sorma. Dediğimi yap. Şimdi şu sandala bineceksin Nazlım. Niye? Binip açılacaksın. Şu ışıklarını gördüğün binaya doğru kürek çekeceksin. Ama niye? O binanın iskelesine gelince olanca gücünle bir çığlık atacaksın. Mahmud'um, neler düşündüğünü söyle bana da bileyim.
Nereye gittiğimi, niçin gittiğimi. Senin çığlığını duyunca koşup gelecek o binanın sahibi. Seni alıp doktora götürecek. Tedavi ettirip yaşatacak. Mahmut. Yaşayacaksın. Oralara gitmeden yaşayamayacak mıyım ki? Öyle. Ama sen dedin ki... Yalan dedim. Öleceksin. Ameliyat olmazsan öleceksin. Ölürsem ölürüm Mahmut'um. Başka kapılara gönderme beni. Bin şuna, bin hadi. Mahmut bırakma beni. Bu kapkara dünyada ne yaparım, bırakma. Git başımdan, düş yakandan. Kimsin diye sorarlarsa belalı bir kardeşim var dersin. Onun hışmından kaçtım dersin. Hırsız, uğursuzun biriydi dersin. Git artık, kurtuluşuna git. Paraya git. Mahmut beni bırakma. Gözünü seveyim Mahmut, bırakma beni. Sevmiyorsan sevmiyorum de. Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. Anladın mı şimdi, duydun mu artık? Sevmiyorum. Mahmut, senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Seni seviyorum Nazlı. Mahmut, eğer o kızla, Belkıs denen kızla kalmaksa niyetim, açık söyleyebileyim. Beni öldür ama ellere bırakma Mahmut. Mahmut! Mahmut! Buyurun efendim. Çabuk Tahir'e söyle arabayı hazırlasın. Peki efendim. Tahir! Tahir arabayı hazırla. Peki efendim. Çabuk ol. Tahir, çabuk atla arabaya. A grubu RH negatif kan bulup getir. Çabuk ol. Şey beyim, eğer tutarsa benim kanımı alabilirsiniz. Gel. Lütfen şu parayı kabul et. Öyle şeyler vardır ki beyim. İnsan kanını da verir, canını da. Sen onu sok cebine. Hoş geldin. Elbise sana çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Yok.
Yoksa beğenmedin mi? Beğenmek mi? Bilmem. Ben ömrümde böyle şeyler giymedim ki. Bana biraz kendinden bahsetsene. Kimsin? Nesin? Ama yok. Hiçbir şey söyleme. Bana göre sen bana denizin hediyesisin. Deniz'in hediyesi mi? Evet. Deniz benden aldığının karşılığını vermek istedi anlaşılan. Benden karımı aldı Deniz. Hem de 3 aylık karımı aldı. İnsafsız bir kazayla ve... inanıyorum ki karımın yerine bana seni gönderdi. Deniz göndermedi. Ben kendim geldim sayılır. Sandala hakim olsaydım eğer bugün burada olmazdım. Nereye gidecektin? Gidebildiğim kadar uzağa, beni bulamayacağı bir yere. Kimin bulamayacağı yere? Abimin. Belalının biri. Hırsızlık, uğursuzluk, her şey var. Kadın bile satar ona kalsa. Bunun için kaçtım. Gördü gurbet bizi ne hallara getirdi. Süründürdü bizi birer birer bitirdi. Aldı bizi gurbet ile getirdi. Kırdı dalımızı da veren olasan gurbet. Veren kalasan gurbet. Aldı bizi gurbet ile getirdi. Kırdı dalımızı da veren olasan gurbet. Bir an kalasan gurbet. Bereket kalmadı mehsun yetmiyor. Şen yurdumda artık bülbül ötmüyor. Ölümüze bile kimse gelmiyor. Kırdı dalımızı da veren olasan gurbet. Veren kalasan gurbet. Ölümüze bile kimse gelmiyor.
Baykuşlara mekan olasan gurbet, biram kalasan gurbet. Suya girelim mi? Bilmem ki, ben hiç böyle derin suya girmedim de. Ben yanındayken korkma. Benim yanımda hiçbir şeyden korkma. Hadi gel. Bir, iki, üç, hop. Geldin. Gördün mü? İyi miydi? İyiydi Fatma teyze, çok iyiydi. Allah hep böyle göstersin Nazlı'mı bana. Onu gördün, anladık. Konuştun mu bari? O artık başka bir dünyada yaşıyor. Hayır, senin dünyanda yaşıyor Mahmut. Etme Mahmut'um, kıyma bana. Beni bilmediğim dünyalara, bilmediğim insan ellerine bırakma. O süslü bardaklarla, o el parçası kadar giysilerle, o şıkır şıkır giyinmiş erkeklerle ne işim var benim? Bırak öleceksem yanında öleyim Mahmud'um. Defol git buradan. Defol git. Çalışıp bana para getireceğine bir hastalık numarasıdır tutturdun. Yetti artık be, defol! Ömrüm oldukça seni besleyecek değilim. Seni sırtımda taşımaktan bıktım artık. Düş yakamdan. Hayatımı yaşatmadın bana be, defol! Mahmut, Mahmut neler söylüyorsun? Defol diyorum sana. Defol git, defol! Seni aşağılık pespaya herif! Seni! Açık kalp ameliyatı gerekli. Kalp yetersiz. Kısa zamanda tedavi görmezse sonuç vahim olabilir. Alo. Merhaba ablacığım. Ben Kemal. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Abla bildiğin gibi değil. Deniz benden aldığı o eşsiz kadının yerine bir melek gönderdi. İnan bir melek. Ama bir şey var abla. Hasta, onu Londra'ya senin yanına getireceğim. Tedavi için. Yarın ilk uçakla abla. Aa evet,
Bizi havaalanında karşılarsan sevinirim. Ya da bir araba gönder. Teşekkür ederim ablacığım. Yarın görüşürüz. İyileşeceksinler. Mutlu ol. Abla. Bana mı dedin? He, senden başka abla var mı ki burada? Ağzını topla. Ben senin nereden ablan oluyormuşum? Daha 16 yaşındayım. Af buyur abla. Bacım. Ne istiyorsun? Beyefendiyi soracaktım. Avrupa'dan döndü mü acaba? Hayır. Yine ne istiyorsun? Bacı abla, gelmediler değil mi? Senin bizim beyle ne alıp vereceğin var? Söylemesi zor. Onun Avrupa'ya götürdüğü hasta kız var ya. Hiç. Yakının yavukluğun mu yoksa? Yarından sonra beyin ablası Avrupa'dan dönüyor. O sana bilgi verir belki. Sağ ol abla, bacım. Mahmut. Hoş geldin. Fatma ana yok mu? Yok, komşuya gitti. Gelsene yanıma. Bak be kız. Tazesin, güzelsin ama benim gönlüm Nazlı'da. Ölünceye kadar da öyle kalacak. Sil beni kafandan.
Gelen o muydu? Evet. Nasıl görüşebilirim onunla? Nazlım ne oldu acaba? Bekle burada. Birazdan havuza iner. Ben görüştürürüm seni. Sağ ol. Hadi git konuş. Hadi konuşsana. Hoş geldiniz. Demek o masum, o melek yüzlü kızın gönlünü çalan sensin. Ahlaksız, adi bir hırsız. Ne desen haklısın bacım. İstersen vur öldür beni. Ama Nazlı'mdan bir haber ver. Nazlı çok iyi. Başarılı bir ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Kardeşimle evlendiler. Çok mutlular. Ve bebek bekliyorlar. Şehirlere götüreceğim seni. Nişandan sonra Nazlı. Nişandan sonra ver elini İstanbul'a. Nişan mı? Sanki nişanımı göremeyecekmişim gibi içim titriyor. Mahmud'um, canım benim. Ben Mahmud'un karısıyım diyemeden uçar mıyım hiç? Hiç merak etme, iyileşecek. Çok şükür kavuşturana kardeşim. Hoş geldin. Sağ ol abla. Sağ ol canım. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Allah size kötü gün göstermesin. Nerede abla? Gelmedi mi? Kim? Mahmud. Hayır, gelmedi. Neden? Bulamadınız mı onu? Buldum ve kovdum. Kovdun mu? Neden? O adi hırsızın Nazlı'nın hayatını mahvetmemesi için. Londra'ya gideceğim gün fabrikadaki kasamızdan 10 milyon lirayı almaya çalışan adam oydu. Ne? Olamaz! Ona evlendiğinizi ve bebek beklediğinizi söyledim. Hayır! Nerede bulabiliriz onu? Hımız kaldıysa hiçbirimiz çekip alamayız Nazlı'yı. Nazlı gibi seveni.
Günler aylar geçti Nazlım. Hala beklerim. Ama gün olur gelmezsen, gün olur kötü haberin senden tez ulaşırsa bana, bil ki Sarıkaya'da seni bekliyorum. Bil ki beni ancak orada seni beklerken bulursun. Ama de ki bulamadın kayaların üstünde. O zaman Nazlım, o zaman dalgaların altına bak. Denizin dibine bak. Beni orada bulacaksın. Unutma Nazlım dedi bana. Unutma. Günler, aylar boyu beklerim seni Sarıkaya'da. Ayrıldığımız kayada. Sarıkaya'da bulamazsan denizde ara. Denizin dibinde uyuyor olacağım. Dalgaların altında. Allah göstermesin. Sana yalan söylediler, kandırdılar seni. Ben kimseyle evlenmedim. Senin Nazlı'nın Mahmut, öyle kalacağım.